Shantigo, Shantigo. Arkadaşlar herkese selam. Bu videoda Shantigo'dan kiraladığımız karavanımızı size tanıtacağım. Şu an arkamda 15 metreküp Fiat Ducato var. Otomatik vites bir Ducato. Birazdan onun da detaylarından bahsedeceğim. Hiç uzatmadan Shantigo'nun karavanımızın dışından başlayacağım. Sonrasında içeriye Filiz'in yanında geçeceğim. Hadi bakalım. İlk olarak arkadan başlamak istiyorum. Burada bir tane stepne var. Bu arada karavandaki tüm camlar karavan camı. Bu bize çok büyük bir fayda sağlıyor. İstersek burada sinekliğini de açıp kapatabiliyoruz. İçeriden bunu daha da güzel görürüz. Karavanın bir de tentesi var. Tente de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bagajını gösterelim hemen size. Bagaj bizim tüm eşyaları alıyor. Aynı zamanda bagaja içeriden de erişim var. Bu arada bilginiz olsun. Biz duşu ve şampuanları buraya koyduk. Şu an açamıyorum ama tüpümüz de hemen şu dolabın içinde. Arkada bir karavan camı daha var. Burada iki tane su girişimiz var. Bir tanesi dış duşumuz. Şu an dış duş hortumu bağlı değil. Bir tanesi de dışarıdan depolara temiz su girişi yapmak için. Burası kasetli tuvaletin kapağı. Kasetli tuvaletin kapağını şu an aslında açamıyorum ama durun bakalım şöyle. Şu şekilde açtığım zaman burada bir tane küçük depo var. Bunu da şöyle çıkartıp, şu an tamamen çıkartmayacağım ama bunu istediğimiz bir yere döküyoruz. Bu arada en çok sorulan sorulardan bir tanesi de acaba tuvaleti dökerken kötü kokulara maruz kalıyor muyuz veya kötü görüntülere? Bununla birlikte yani karavanı kiraladığımız zaman bize bir mavi kapsül hediye ediyorlar. Daha doğrusu veriyorlar. Bu mavi kapsül tuvalet sıvılarını parçalıyor. Daha doğrusu katı cisimleri parçalıyor ve tamamen mavi bir su olarak dışarıya kokusuz bir şekilde dökebiliyoruz. Şimdi dışarıdan devam edelim. Burada diğer karavan camı var. Aynı zamanda tüm camların etrafında güneşlikler mevcut. Şöyle devam ediyorum. Biz aynı zamanda buraya sandalyelerimizi de koyduk. Şu şekilde bir manzaramız var şimdilik. Bugünlük buradayız. Gün batımına da az kaldı. Selam bebeğim. Merhaba canım. Şimdi arkadaşlar birazdan içeriği tanıtmaya devam edeceğim ama önce bebeğime soralım. Senin aktaracağın burada deneyimin, kendi deneyimin bir şeyler var mı? Yani çok zevkli. Hani herkes onu zaten tahmin ediyordur. Hani gerçekten çok zevkli bir şey. Yani istediğin herhangi bir yerde rahatlıkla uyanıyorsun. Güzel dinleniyorsun. Ama dinlenmenin yanında zorlukları da var. Yani aslında göründüğü kadar bence kolay değil. Yani biraz daha rahat olmanız gerekiyor. Mesela yatma ister istemez normal uyuduğumuz yani yataktaki gibi değil. Hani yani bu yatak aslında gene de rahat. Ama şöyle bir sıkıntı var sonuçta hani belli bir alanı olduğu için. Evet, küçük bir alanda aynen öyle. Sıra sıkışıklık oluyor. Ama hani olabilecek maksimum seviyede zaten hani bu boyutlar için. Böyle bizim gibi kumsala falan inerseniz çok toz oluyor. Herhangi bir ufak bir fırtınadan hemen yani ne kadar temizlesek de 2 saniye sonra bir rüzgarla direkt gene ortalık toz içinde kalıyor. O zaman birazcık daha tanıtmaya devam edelim. Sen yine istediğin zaman lafa gir olur mu? Tamam. Arkadaşlar araç biraz önce de söylediğim gibi otomatik vites. Bu özellikle büyük araç kullanmamış kişiler için bence çok iyi bir özellik. Ben inanılmaz rahat ettim ki normalde manuel vites kullanmama rağmen. Mesela ben bile kullandım yani. Doğru. Şimdi Shantigo'da şöyle güzel bir durum var. Normalde bu panelven bir araç ve üstünde yani ön camın üstünde böyle bir cam yok. Shantiview denilen bir cam kesilmiş buraya. Bunu biz geceleri kapatmıyoruz. Doğal olarak böyle karanlık bir yerdeyken yıldızları falan izlemek burada keyifli oluyor. Aynı zamanda bir ferahlık katıyor normalde yolculuk sırasında. O da güzel yani. İkisi birden şöyle. Aynen öyle. Hatta şunu da Filiz'in dediği gibi. Evet şu an başka araçlar bizi birazcık baltaladı ama böyle bayağı bir ferahlık hissi geliyor. Aynı zamanda koltuklar zaten dönüyor. Bu çoğu karavanda var ama gerçekten işimize yarıyor. Özellikle kahvaltı yaparken mesela ben burada ekstradan bir masayı çıkartarak bu şekilde kahvaltımızı veya yemeğimizi yiyebiliyoruz. Şimdi arka tarafa hemen mutfağa geçiyorum. Mutfakta aslında güzel bir sürpriz var. Televizyon var.
Bebeğim aynen. Sen zaten hazırlandın da şöyle güzel bir şov yaparsan bize. Mükemmel. Yani biz kullanmadık açıkçası. Çünkü telefon ya da bilgisayarda evet. Zaten geçiyor ama televizyon izlemek isteyenler için bence güzel. Bence de. Hatta Netflix falan da var burada. Kumandaları da var bu arada. Ve bu bildiğim kadarıyla emin değilim. Aynen. Şöyle istediğiniz yana da. Evet şu an sineklik olduğu için birazcık zorlandım ama dönebiliyor isterseniz arkadaşlar. Öyle kıytırıktan bir durum değil. Güle güle televizyon. Şimdi tüm çekmecelerde zaten kilit sistemi var. Bu yolculuk için olmazsa olmaz. Güzel kilitledik. Aynen öyle. Mutfağın hemen lavabo kısmını ve aynı zamanda da ocak kısmını şu şekilde göstereyim. Üstünde bir cam koruma var. Domatik marka. Şimdi Domatik marka çoğumuza bir anlam ifade etmeyecek ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eskiden hani Sony dediğimiz zaman böyle akan sular dururdu. Domatik ve Tedford markası da karavanlar için Sony, aslında eskilerin Sony'si. Burada iki gözlü bir ocağımız var. Normal tüple çalışıyor ve aynı zamanda da bir lavabomuz var. Şöyle cayır cayır çalışıyor. Şimdi buradan devam ediyorum. Yanımda bir giyinme askısı bir var. Var. Burada evet aynen yeni bir detay daha var. Mıknatıslı bir kesme tahtası veya aslında çalışma tahtası denebilir. Bu istersek buradan çıkıyor. Bunu istediğim yere koyabiliyorum. Koyduğum zaman da yolculuk sırasında tak diye yapışıyor ve düşmüyor. Tüm camlarda sineklik ve perde var. Perde şeklinde de getirebilir misin bebeğim? Hop geldi bize mahrumiyet. Mahrumiyet değil de neydi? Mahremiyet. Mahremiyet teşekkür ederim. Buradan da böyle bu şekilde. İstersek de aynen öyle. Camlar güzel zaten herhalde. Karavan camı olması çok önemli arkadaşlar gerçekten. Çünkü normalde ya da çoğu karavan firması normal panelvan camı bırakıyor daha ucuz olsun diye. Buna dikkat edin. Karavan camı olması önemli. Burada yine dolaplar vesaire var. Bunların çok detayına girmiyorum. Priz sistemi. Yine burada işte bilgisayar, laptop veya benzeri elektronik cihazlarınızı şarj edebileceğiniz bir elektrik sistemi var. Aynı zamanda USB sistemi de var. Her zaman bizim telefonlarımız şarj durumunda. Kontrol paneli gayet büyük ve dokunmatik bir tablet sistemine bağlı. Biz şu an onu değil cep telefonlarımızdan kullanıyoruz. Aynı zamanda cep telefonlarınıza da bir uygulama yüklüyorlar kiralama sırasında. Bu şekilde karavanın tüm işte su deposunu, ışıklarını, belli başlı ısı kontrolü vesaire gibi bilgileri oradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda eğer elektriğe bağlayabilirseniz karavanınızı, yani biz kamp alanlarında kalmadığımız için bunu yapamıyoruz. Fakat normal bir tavan tipi klima var. Bununla birlikte biz sadece bir kere deneyebildik. İçerisini gerçekten ama gerçekten buz gibi yapıyor. Şimdi içeriye devam ediyorum. Burada yanda bir askı dolabı var. Böyle yanlamasına, diklemesine daha doğrusu koyabileceğiniz. Bu aynı zamanda çıkıyor fakat ben şu an yapamadım. Işığı da var içinde. Her yerde bu arada LED ışık var. Buzdolabı bizim Filiz'le sevdiğimiz en güzel cihazlardan. Çünkü bu buzdolabı evdeki buzdolabından bile iyi soğutuyor. Sular bile buza yakın bir şekilde çıkıyor. Ve bu da karavanlar için yapılmış bir buzdolabı. Yani ev tipi bir buzdolabını yapmamışlar. Bu da önemli. Yatak kısmına geldim. Burada iki tarafta, hatta üç tarafta cam var ve yukarıda vantilatörlü bir heki var. Pervane var. Bu pervane isterseniz dışarıya, isterseniz de dışarıdaki havayı içeriye üflüyor. Burada da klima var aslında. Klimadan aslında biraz önce bahsetmiştim. Sanırım beni dinlemiyorsun. Şimdi tuvalete geçelim. Diğer sorulan sorulardan biri. Burada ayna, lavabo ve tuvalet olmakla birlikte ve aynı zamanda duş tabii ki de. Tüm bir evdeki banyo sisteminin aynısı var. Sadece çok küçük boyutlarda arkadaşlar. Tabii ki de burası karavan. Burada rahatlık direkt olarak söz konusu değil. Daha başka konular var. Yerde güzel bir ahşap var. Sular ayağınızda birikmiyor. Bu kasetli bir tuvalet dediğim gibi. Bunu istediğiniz gibi istediğiniz yöne çevirip kullanabiliyorsunuz. Yine yukarıda bir havalandırma sistemi var. Bu arada bir diğer güzel detay ise yeri göstermek istiyorum size. Yer teknelerde kullanılan tik ağacı kaplamalı. Bu sayede hem dış etkenlere, işte suya özellikle neme dayanıklı olmuş oluyor. Hem de görüntüsü gayet güzel oluyor. Var mı anlatmamız gereken sence başka bir konu? Başka. Mesela biz geldiğimizde yıkanmış havlu vermişlerdi. Aa, çok iyi detay. Otel gibi. Yastık vardı mesela, ekstra artı bir. Şöyle. Mutfak malzemeleri de yanında verilmişti. Hiçbir şeye ihtiyaç vardı. Yoktu. Hatta minik bir el süpürgesi vardı. Onu da hemen gösterelim. Doğru diyor. Burada minik bir şarjlı süpürge var. Biz şarjını bitirdik. O yüzden şu an kullanamıyoruz fakat şarj etmeyi unutmuşuz. Onun dışında zaten kışın kiralayacaksanız yine kışın içinde araç ısıtma sistemi mevcut. Zaten
O şekilde videoları da yine Shantigo'nun YouTube kanalından çekebilirsiniz. Kışın alansa çok güzel olur. Şu kar kesinlikle. Camdan falan çok güzel gözüküyor. Ekstra da şuradaki o bardak şişe koyma yeri benim çok hoşuma gidiyor. Yerdeki mi? Ha şöyle, kapının yan cebinde 1,5 litrelik şişeyi direkt olarak koyabileceğiniz bir yuva var. Onun dışında Shantigo bize bir de şemsiye verdi, aracın içinde dahil. İki tane sandalye, hatta artı bir tane de böyle arkaya uzanan, yatan. Güzel. Şezlong tipi. Evet, öyle bir çok iyi detay. Var. Aynen öyle. Kamp sandalyesi, masası, hepsi mevcuttu içinde arkadaşlar. Onlar da zaten burada. Bagaja içeriden erişim olduğunu söylemiştim. Direkt buradan şu kapağı açıp içeriye erişebiliyoruz. Arkadaşlar, size karavanımızı, kiralık karavanımızı tanıtmaya çalıştık. Bir sorunuz olursa yorumlarda buluşabiliriz. Shantigo'ya da ayrıca bize destekleri için teşekkürler. Destek demişken bir de şundan bahsedelim. Aslında Shantigo sadece bir karavanı kiralamıyor. Aynı zamanda karavan satın alabiliyorsunuz. Ve biz kiralama sırasında yaşadığımız bazı problemleri, ki bunların çoğu mesai saati dışındaydı, telefonla direkt olarak bize destek oldular ve çözdüler. Çok ilgilendiler gerçekten. Sanırım bu kadar. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Buraya kadar eğer izlediyseniz bize abone olmayı unutmayın. İzlemediyseniz de alacağınız olsun. İzlemeyenler için de gerçekten aşk olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biz biraz daha tatile devam ediyoruz. Kapamayacağım. Kapa. Kapa.